Doktorun da yorulma diyor. Yani biliyorsunuz herkese söylerler bunu hamilelikte. Öyle özel bir durum için... Ya daha ne özel durumu ya? Dün burada düşmüş bayılmışsın ya. Yani çalışmasın gerekiyorsa bilmem kaç ay ne olur yani. Yani orası hiç dert değil biliyorsun. Eyvallah baba. Sayın müdürüm de anlayış gösterirse... Konumuz bu değil. Burada Selin'in ne istediği önemli komiserim. Yani zaten artık devriye falan yazmıyorlar. Yani bir de yazsalardı ya. Mesut'cum lütfen. Bir dinleyelim mi Selin'i? İzin verir misin ha? Tamam baba. Baba çok affedersin ama öyle kuluçkada gibi sürekli evde oturmak hiç bana göre değil. Ben öyle deliririm sıkıntıdan, kendimi biliyorum. Haklısın. Sıkılırım ne ya Selin, ne yapalım senin hayatını? Nasıl eğlendirelim seni? Mesut'cum ne olursun rica ediyorum. Peki şöyle yapsak. Ofiste yararlanalım Selin'den. Devriyen zaten yok. Dışarıdaki görevlere de katılma. Buradan yardım et ekibe, yazışma, yönlendirme, araştırma. Ne varsa masada yani. Geç saatleri de kalma. Sabah gel, akşam git. Bir bak durumuna, yorgunluğuna, sağlığına. Yine zorlanırsan ücretsiz izne çıkarsın. Nasıl? Bak. Bence şahane. Yani bir süre denenebilir. Evde dört duvara bakmaktan iyidir. Sen ne diyorsun Mesut? Yani hiç yoktan. Değil mi? Bebeği sen taşıdığına göre karar senin Selin'cim. Mesut'a sorulacak bir şey yok. Müdürüm. Nasıl gerek yok ya? Ne demek o? Tamam. Tamam işte hallettik canım. Hadi. Ya baba şurada özel bir durumumuzu açtık konuşuyoruz. Böyle lafımı ağzıma tıkayıp da yani. Tamam. Çözdük olayı bitti. Hepimiz için en iyisi bu. Hayırlı olsun. Hadi. Hadi.